enflasyon davranışlar üzerindeki etkisini çok az konuşulur. Hala ısrarla bunu söylüyoruz. Yani yok faiz aşağı faiz yukarı falan tartışmak apayrı bir konu biz. Ama sonucuyla ilgilendiğiniz zaman bunun davranışları bir defa bozdu. Bundan sonra sen faizle şununla bunla o kadar zor ki yani onu tekrar rayına oturtmak. Türkiye'de hele o kadar ayarsız politikalarla tamamen iş rayından çıktı. Ev kirasından normal esnafın fiyat ayarlamasına kadar kimin ne fiyatı, hangisinin haklı, hangisinin haksız olduğu tamamen tartışılacak bir konu. Yani herkesi dinlersen herkes haklı. Yani zamları yapanlar da. Fakat sonuçta öyle ya da böyle vatandaş büyük hasar görüyor. Ama bütün hepsi o davranışları bozan, enflasyonun başta koy verip gidelim önemli değil diyen mekanizmada ki o da çok yanlış bir kurgu üstüne kuruldu. Bunun böyle ne yaparsan yap faizle de şunla da bunla kısa vadede düzelme ihtimali olmadığı için ayarlar kaçtı. Bu göçlerde şunlardı bunlar maalesef bunun gibi daha çok haber göreceğiz. Umarım sosyal etkilerini daha negatif yönde daha sıkıntılı insanların böyle isyan ettiği yönde görmeyiz. Biraz olaya derin ve geniş baktığımız zaman yani bir kısa vade goygoycuları abi altın hep yukarı hep aşağı filan dedik demedik falan bu tartışmalara çıkmalım. Tekrar tekrar söylüyorum. Altını uzun vadeli baktığınız zaman bu para birimlerine karşı global bir dizayn var ve burada çift kutuplu dünyaya bir evrilen ve neredeyse son 9 ayda artan miktarlarda altın alan bir Çin Merkez Bankası var. Ama öte yandan ciddi anlamda ekonomisi sorunlu bir Çin var ve ciddi anlamda büyük bir sıkıntıya girdi. Bugün faizleri indirdi biliyorsun sabah erken saatlerinde ve veriler berbat gelmeye devam ediyor. Ama öte yandan Amerika'da kendini riske atma pahasına ki onu işte oyunlarla şunlarla bunlarla fiktif senaryolarla Amerika M2 para arzı tarihin en sert yüzdesel düşüşünü yapıyor 1860'lardan beri. 1860'lardan beri yani. Böyle bir ortamda dahi kendi borsasını fiktif operasyonlarla, opsiyon manipülasyonu falan yukarı çekmeyi beceriyor. Ama bu Amerika'da işlerin daha iyi gittiğine dair görünüyor. Ama ne yapıyor? Doları güçlendirerek dünyanın geri kalanı BRICS'te dahil olmak üzere. Yani BRICS ülkelerinin parasına bakın dolar karşısında hepsi mi değer kaybeder yani? Ciddi anlamda işte Amerika burada aslında büyük resme doğru bakanlar için bunu anlatmaya çalışmıştık 2,5 yıl önce. Amerika doları değerlendirdiği zaman bu BRICS'e ancak öyle savaşabiliyor. Orada o kendi parasını değerleyip onların ekonomik olarak nasıl olsa uluslararası arada döviz borcu var. Ama bu doları silahlaştırma, weaponization olgusu var. Yani doları silahlaştırıyor çünkü Amerika'nın aslında ihraç edebildiği çok az şey var. Silah var. Çip var bir miktar ve ilaç var. Onun dışında bir de işte Boeing üzerinden uçak var veya savaş uçağı. Onun dışında hiçbir şey aslında satamıyor dünyaya. Dolayısıyla bu dinamikte dövizini değerlendirdiği zaman sadece insanları rezerv para üzerinden cezalandırabiliyor. Ama insanların da bir sabır ve şeyin ülkede de bir sabır noktası var. Şimdi burada o dinamik çok hassas bir noktaya geldi. Yani artık bu kesişim noktasında ben doları değerlerim, sizi daha zorlarım, bütün ekonomileri zora sokarım, herkes dolar bozduğunda diye borcu artar derken bütün bu ekonomilerde bugün Rusya acil toplanıyor, faiz arttırım yapacak. Dün Arjantin arttırdı, Arjantin'de de faiz arttırım, sert arttırımlar. Yani bu işler bu doların silahlaştırması üzerinden dönecek. O açıdan hani altın şu olur bu olurdan çok Amerika'nın da ekonomisinin şu bir yakın zamanda anlaşılacak. Ekonomisinin pek de iyi olmadığı verilerden anlaşılacak. Söylediğim gibi M2 para arzının bu kadar sert yüzdesel düştüğü ortamda borsaların bu kadar yukarı kalma ihtimali, gitme ihtimali var ama kalma ihtimali yok. Kalıcı bir yükseliş olamayacağı için orada da darbeler geliyor. Çok sert şeyler olacak. Bütün senaryoda global çok büyük bir sıkıntıya giriyoruz. Ben bu 2008 yazına gerçekten benzetmeye başladım. Orada da böyle ralliler başta olmuştu yaz başında. Daha sonra o Haziran'da bulunan, Temmuz başında bulunan zirveler bir daha görünmedi. İnsanlar gidip grafiklere bakabilirler. Sonra da Eylül'de banka batışlarıyla olay patlak verdi. Lehman'la sonra daha sonra AIG'si, şusu busu. O açıdan burada birazcık resme, büyük resim bakıp altının, gümüşün akıbeti de büyük resimde kısa vadeli darbeler yiyebilirler. Tekrar tekrar söylüyorum. 200 günlük ortalaması +3 1908'de. Şu anda altın oralarda işlem görüyor. 1903, 1910, 12. Yani onunla dans ediyor. Burada uzun vade kredisiz ve kaldıraçsız altın, gümüş yatırımı yapılabilir. Ancak
Çünkü bu oyunda gerçekten bu oyun altın üzerinden dönüyor ve altına bastırma denemeleri olabilir ama kimse fizikisini satmayacak şartlar ne olursa olsun. Onun için eğer doları çok ani sertleşip güçlendirirse ve altın 100 dolar bile düşse buradan 200 dolar bile kalıcı olamayacak. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ama böyle bir harekette ben almak için her zaman nakit tutuyorum. Fiziki altınlarımı, gümüşlerimi bozmam. Ama piyasada almak için de bir yukarı hareket bekliyorum. O gelmeden almıyorum trade amaçlı. Ben portföy sepetimde altın, gümüş bulundurmaya devam edeceğim. Ama fiziki almak ve satmak için de sinyal bekliyorum. Mesela gümüşün 23 dolar 10 sentin üzerinde gitmesi halinde bir alış sinyali benim için. Ya da 200 günlük ortalaması, 200 haftalık ortalaması 21.95'e gelmesi halinde radarımda. Altın şu anda 1908'de kalıyor mu kalamıyor mu ona bakıyorum. Kalmazsa biraz çekilip izleyeceğim, trade etmeyeceğim ama 1924'ün üstüne atsın, günlük kapanış yapsın hemen altında pozisyon açıp ekranda da trade etmeye başlayacağım. Yani şu algıyı portföy sepetinde altını, gümüşün, platini falan nereye koyacağını bir anlaması lazım insanların. Evet. O açıdan hani altıncılık, gümüşçülük diye bir şey yok. Dünyada çok büyük bir savaş var. O savaşı iyi algılayıp sizin de bu savaşta taraf olmanıza gerek yok. Fakat iki tarafın da para birimini birazcık tutmanızda fayda var. Çünkü sonunun ne olacağını kimsenin öngörmesi pek mümkün değil. Ben oynak rally demeye başladım artık rally'ye. Çünkü oynaklık arttı. Yani volatilite İngilizcesi. O oynaklık arttığı için yani aslında biz burada oyunda çıkanların, yeni girenlerin karşıladığını falan görüyoruz. Ama oyunda bir denge bozukluğu var. Ve oyun, tekrar söylüyorum, son 25 Mayıs borsa dibinden itibaren, yani seçimden önceki son cuma dibinden itibaren %79 yükseldi. Bu da hatta sayılır bir yükseliş. 2,5 ayı biraz geçen bir zaman birimi için çok hatta sayılır bir yükseliş. Şimdi böyle bir yükselişte insanların kâra realize etmesi, alması kadar doğal bir şey olamaz ki yapıyorlar. Dolayısıyla burada ya bu gidecek, kopacak. Ben mesela bu sabah bir tweet attım. Hala trend takip seviyelerimin üzerinde olduğunu endeksin söyledim. Ki onlar bir kere daha güncelleyeyim. Kısa vade mesela bugün izleyenler için belki ileri saatte izleyecekler ama 7665 en kısa vadeciler için, 7510'da günlük kapanış bazında takip etmek için, daha orta vadeciler için. 7510 aşağısı günlük kapanış gelirse mesela abi bu düzeltme başladı. Düzeltme sert olur, yumuşak olur onu bilemem. Ben çok aşırı sert bir şey beklemiyorum ama bir geri çekilme makul. İnsanlara bir defa bu kadar soluksuz yükselişten bir kendini realize edip çekildiği zaman bir katalizör gerekiyor. Haber, bir katalizör haber. Bir şey gelip sistemi bir anda ya böyle bir şey varmış. İşte şu anda süper bono tartışılıyor. Şu bu. Ben çok bugünün mevzu olduğunu düşünmüyorum süper bono. İmposible. Evet. Ben global dalganın çok sert geleceğini, geldiğini, Amerika'sı, Çin'i, osu, busu, bizim de kayıtsız kalamayacağımızı düşünüyorum. Yani çünkü işte mesela dün Arjantin'de olanlar, Rusya'da bugün olanlar, yani Rus para biriminde, yani gelişmekte olan para birimlerinde, gelişmekte olan piyasa eskiden atfedilen para birimlerinde anormal sert hareketler var son dönemde. Rus rublesi, şusu busu. Şimdi burada saflar netleşirken Türkiye'de kendi yağında kavrulmaya çalışıyor. Evet, biraz dış finansman alıyoruz ufak tefek ama o kadar büyük finansman gelecek değil. Dolayısıyla burada bir düzeltmeyi tetikleyici olabilir global haber. Orayı takip etmemiz lazım. Bir süredir yabancı piyasalar bizi etkilemiyordu. Evet, ama bundan sonra etkileyebileceğini düşünüyorum. Yani dinamik değişimi, sorunun yanıtı aslında o. Yani böyle bir değişim olabilir. Piyasanın genel eğilimi aslında hep yukarı yönlüdür yani. Zaten borsalarda uzun vadede hep yukarı giderler. Yani çünkü enflasyon var hep ve şirketler de büyüme odaklıdır. Bir de endekslerin doğasında vardır. İyi şirketler devam eder endekste, kötü şirketler endeks düştüğü zaman çıkarılır. Hatta bunun kriterleri var Amerika'da, Türkiye'de de var. Bunlar endeksten çıkarılır, daha iyileri getirilir. Yani performans verenler getirilir. Dolayısıyla endekslerin doğasında yukarı gitmek vardır. Onun için ben mesela bugün bir tweet attım. İşte yukarı seviyeleri, bu trend takipleri verdim. Aşağısına da not düştüm. Hani ben de artık biraz short yönlü kısa vade trade'lere girdim. Çünkü hisse senetlerime, long pozisyonlarıma karşılık hedge açmaya başlamıştım. Hatta yavaş yavaş onları çıkarmaya başladım pozisyonlarımdan yavaş yavaş. Short yönde ağırlaşmaya başladım. Çünkü artık ben bu 7900 küsür 65 seviyesi vardı. Bir FIBO hedefi başlarken, biz bu yola çıkarken yayınlarında filan kullandığım bir grafikti.
O duruyor yani, hatta bugünkü tweetimde de var, Erkan koyabilir belki. Yani şimdi öyle bir ortamda, böyle bir vaziyet varken artık birazcık masadan para almakta bir sakınca görmüyorum. Hatta satış yönlü yakın stoplarla ufak ufak trade'ler, yukarıda o 7.965 benim uzun zamandır koyduğum kademeli hedeflerdi. Ben bu 6.083-6.5 bunları ta 4.400'deyken koydum. Yani beklentimiz dahilindeydi bu rally. Ama tabii bu kadar hızlı ve bu kadar tempolu gitmesi birazcık fazla şey yapıyor. Fazla veriyor. Ben bu arada hala bir dördüncü dalga düzeltmesi bekliyorum buralardan. Yani bu bölgeden herhangi bir yerden. Üçüncü dalga. Evet, sonra bir dalga daha yükseliş bekliyorum ama o yükseliş tabii biraz şey zorlayabilir yani şey olarak. Yani evet, çok sert bir şey olmayabilir. Beşinci dalga olacağı için. Para çok değerli oldu. Yani tamam, biz işte ben de biliyorsun ilk andan beri para getirebilecek bir Afize Gayeni Hanım'ın da Mehmet Bey'in de para getirme potansiyeli olduğunu baştan beri söylüyoruz. Şu ana kadar güzel anlatımlar var, güzel sunumlar var, güzel söylemler var ama artık aksiyona geçmemiz lazım. Yani birkaç haftadandır itibaren özellikle son ikinci Merkez Bankası Başkan, Merkez Bankası toplantısı itibariyle orada bir geri vites havasını tedavi edilmesi gerekiyor. Dünya yanıyor, daha da kötüye gidecek. Yani orada Çin sert faiz indirirken, küresel ısınmadan bahsederken. Evet ya, rezerv para dünyada tartışılır ya filan. Türkiye, evet ben hala Türkiye'nin daha iyi olacağını dünyaya göre, görece olarak, ama o kadar sorunumuz var ki, bu kadar rezerv eksimiz var ki, biz bu rezerv eksisinin bir miktarını bile kapatmak için, ki Mehmet Bey'in attığı tweet'e dikkat edersen, son dönemde attığı en önemli tweet, yani kendi fazla tweet atmıyor, attığı tweet rezervimizi ne kadar arttırdığımız, ama söylenen rakamlar 15-20 milyar dolar yani. Tamam, onu arttırdık şaka ya. Şaka gibi. Şimdi devrede kulak. Nasıl devam edecek? Yani aynen. Bizim swap açabiliyor musun kardeşim ben? Tamam. İşte açtığımız anda yiyeceğimiz dayak belli değil. Yani onun için hani orada kimin nasıl eline, onun için swaplar açılsa bile, öyle bir şey olsa bile çok sınırlı ve şeyli açar. Zaten bu arada swaplar %100 kapanmış değil. Bir miktar açık. Tabii. Dünyayla bir iletişimimiz var ya. Hala mevduat faizlerini 30'un altında tutmaya çalışıyorsun. İnsanlar, böyle bir şey olmayacak artık. Tekrar tekrar söylüyorum. Hafize Gaye Hanım'a da buradan bir kere daha sesleniyorum. Böyle mevduat faizi 27'de tutma gayretiyle çözüm üretemeyiz. En azından banka mevduatlarındaki sistemi 40'ların üstüne oturtmaya başlarsanız biraz bir şeyler olmaya var. Yani savaş yanlış yerde veriliyor. Tabii. Savaş vermeye gerek olmayan yerde bankalara kıyak olsun diye bir savaş veriliyor. Orada büyük bir hata yapılıyor. Daha erken Merkez Bankası toplantısı gelecek hafta çünkü, değil mi? Ya yani bu haftadan onun şeyini yapmayalım ama beklentilerin daha yukarı çekilmek zorunda kalacağını düşünüyorum. Evet, faiz artırım beklentileri hatta 1.5'lara 2.5'lara kadar düşmüştü ya şimdi. Ben tekrar bunun 5'lere evrilebileceğini düşünüyorum bu hafta itibariyle. Çünkü dünyada kıyamet kopuyor. Ya biz de öyle izleyemeyiz diyecekler. Ve en azından arkasına bir rasyonel oturacak artık. O açıdan biraz faiz İnşallah. Arttırımlarında bu hafta itibariyle tartışmanı bile. Ya inşallah maşallah'tan öte, yani artık konu bizim zaten 3 puan 5 puan arttırmamızdan öteye gitti. Şu an dünya çok karışık. Çok fazla evet, çok farklı bir şeye geldik. Dünyada da Türkiye'de de. Tüm bu resim anlattığımız global resimde herkes rolünü oynamaya başladı. Herkes kendini korumaya aldı. Şimdi biz daha önce bu koruma anlarında pek reaksiyon veremiyorduk ama o zaman satacak bir miktar rezervimiz kalmıştı. Şimdi son aldığımız 15-20 milyar dolar dışında bir rezervimiz yok kullanabileceğimiz. Tekrar tekrar söylüyorum. Öyle brüt rezerv şöyle böyle falan değil. Biz çok sıkıntıdayız. Dolayısıyla biz evet Türkiye, ben batacağız, biteceğiz, uçtuk kaçtık demiyorum. Ama hem döviz kurunu burada tutamayacağız. Daha yukarıda dengelemek zorunda kalacağız. Tekrar söyleyeyim, 27 lira. Döviz kuru için son enflasyon rakamları, son dış ticaret açığı rakamları Temmuz'a bakınca bu fiyatın burada kalamayacağını gösteriyor. Dolayısıyla burada tutma gayreti saçma. Bu KKM derdini zaten hemen çözemeyeceksiniz. Ona bir formül üretmediniz. Anlıyorum. Ona formül üretene kadar dövizi çok hızlı götürmemeye çalışıyorsunuz. Onu da anlıyorum. Ama bence ben olsam formül üretirim yani. Hani önce formül üretirim. Ya o formül sorunlu sıkıntı. Hayır. Türkiye şu anda sermayesi olandan hala vergi almamaya, halkın geniş tabanından vergi almaya çalıştıkça çözüm üretemeyecek. Üretemeyecek. Çok net yani. Onun için evet günü kurtarırsınız ama dünyadan gelen dalgaya karşı savunmasız kalırız. Evet. O açıdan hem KKM formülüne karşı bir formül üretmek zorunda kalacağız yakında.
Yani bu gelecek seçim sonrası diyorduk ama o kadarı beklemeyecek. Çünkü global resim, tekrar tekrar söylüyorum, karışacak. Ben yani Platin'i çok seviyorum ama orada hala Rusya dünyanın en büyük üreticisi. Bütün bu konuştuğumuz ana senaryo içerisinde resmen savaşın orta yerinde kalmış bir değerli metal. Ben bir miktar uzun vadeli portföyümde taşıyorum. Kısa vadede de hala yukarı ama kafa göz nereden dalarım, ekstra pozisyon açarım. 800 dolarlara gelmişti, bir oralara yanlışlıkla bir daha gelmeye kalkarsa kafa göz dalarım, evet. Ama evet, şimdi 900 dolarlar da bence çok 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 ucuz. Yani bence en az 1800 dolar olması gereken bir, ama gitmeyince evet, gitmez. İşte bütün bu altın üstündeki baskıyı o yapıyor zaten. Yani şeyinde, Fed'in de hoşuna gidiyor. Yani hani Çin o kadar zor durumda ki. Çin o kadar. Halbuki çözüm bu değil yani. Çin zaten bunu bekliyordu. Yani Çin, hatırlarsan senle Evergrande olayında hemen sonrası yaptığımız yayına, yani aynısı oluyor şimdi. Kaldı ama 2021'in Ekim'indeydi bu olay. Evergrande'nin battığı ortam hiç değişmedi. Faizler o zaman da dedik ki bütün tahvil faizleri, özel sektör tahvil faizleri, dünya sovereign bond faizleri, ülke faizleri hepsi yukarı gidecek dedik. Ve ben o zaman da dörtleri beşleri işaret ettim. O zaman sıfırlarda birlerdeyken. Dolayısıyla hala da aynı şeyi söylüyorum. Buralara geldi. Buralarda da zapt etmeleri mümkün değil. Çünkü battı paralar. Batan parayı tahsil edemeyince tahvili satarsın. Satınca faizi yükselir. Yani şimdi bu Country Garden, Çin'de batan şu anda en büyük emlak şirketinin tahvil faizleri uçuyor. Yani çünkü herkes satıyor. Hisse fiyatı %96 düştü zirvesinden falan filan. Yani burada senaryo böyle bozuk olmaya devam edecek. Dolar da ister istemez endeksliyor ama dolar endeksiyle altının ters korelasyonu bir noktada kırılabilir. Çin zaten uzun zamandır kendi içine döndü. Yani kendi borcunu borçsuz yarattı, orta sınıf yarattı, orayı borçlandırdı. Şimdi onun çöküşünü yaşıyor. Ama herkes diyor ya daha fazla mal satması lazım. Ya adam zaten daha fazla mal satamayacağını, satmak istemediğini hazırlanarak geldi bu noktaya. Rezervlerini biriktirdi. Hem döviz, evet, rezervini, hem buğday rezervini, hem bakır rezervini, her şeyi biriktirdi. Şimdi onun için o fiyatlarda emtianın bazısında geri çekilme olabilir ama altın, gümüş gibi ürünlerde yine geri çekilmeler biraz daha olsa da orada kalıcı olamayacağını düşünüyorum. Çünkü bunları, evet, rezerv paraya çevirecekler.